nasıl olur? Hani düşünebilir misiniz? Hiç olmaması gereken bir yerde bir kaza. Normal şartlarda oraya gelirken yavaşlarsınız, ışıklara gelirsiniz. Yani günün sonunda bir aracın ters dönebilmesi için, takla atabilmesi için, bu hallere gelebilmesi için oradaki olayın nasıl bir sürüş yapılırdı orada? Şu gelir aklıma, bizde adet olmuştur. Kırmızı ışığın yanmasına 1-2 saniye kala arka taraftan haylanayım, hızlanayım da geçeyim diye bir yaklaşım vardır. Ve Lefkoşa'da tam bir felaket durumuna gelmiştir. Bu özellikle... Birçoğumuz yapıyor ama bunu maalesef birçoğumuz bizde de dahil yapıyoruz. Benim başıma iki defa arkadan çarpma geldi. Arkadaki çünkü zannettiği hızlanıp geçeceğim. Halbuki hızımı kessin durdum o baktı önlerine bakmadı geldi çarptı. Evet. İki defa öyle bir kazaya denk geldik. Hafiften geldik Allah'tan öyle çok ciddi bir şey olmadı ama buradaki kaza da çok büyük bir ihtimalle hızlanayım da geçeyim derken biri de acele edip erkenden çıktıysa yola bu şekilde ortaya çıkmıştı. Yani şimdi bu tür girişimlerin bizim ülkemiz için çok önemli adımların atılması bizde ileriki yıllara bir hazırlık olarak görülmesi lazımdır. Bence çok olumlu bir girişim. Bunun gibi daha yapılması gereken bir çok olumlu girişimler eğer gerçekleşirse gerçekleşecek. Eğer meclisimiz eğer ciddi olarak çalışma yaparsa Sayın Doktor'un mecliste çok çok daha iyi biliyor bunları. Yasalarımız ciddi bir şekilde irdelenirse, komiteler ciddi bir şekilde çalışırsa ve bunlar halkın önünü açacak gerekli düzgün kararlar çıkarsa ben inanırım ki bizim bu anlaşmayla birlikte çok kısa sürede 3 sene 5 sene içerisinde ülkemizin güzel bir konuma geleceğini düşünüyorum ben. Çünkü yüzün üzerinde çok ciddi alt komitelerde görüşülmesi gereken tüzükler var. Mahkemelerden geri dönen dönecek olan tüzükler vardır. Ve gidip de dönecek olan. Gidip de dönecek olanlar da vardır. Bu iş bilmemezlik artık ortadan kalkması lazım. Tecrübeli bir Sayın Başkan, şimdi bilmemezlik bir yoksa... şey söyleyeyim ben size. Yani parlamentoda olan şu anda benim. Doğru. Meclisin de artık öz eleştirisini yapıp kamuoyuyla paylaşması gerekir. Aynen. Komitelerde çalıştım. 3 yıldır çalıştığım özellikle de ve yeni ayrıldığım idari kamu ve sağlık işleri komitesinde. Başından beri hedef koyduğumuz, her ayın başında ay sonuna bitecek dediğimiz kamu görevlileri değişiklik, yasa tasarısı ki protokollerde vardır bu. Türkiye ile protokol imzalarken, Avrupa Birliği ile bir takım temaslar kurarken hep sözünü verdik. Bugün oldu. Geçmedi ki biz her ayın başında bu komiteden bu yasayı geçireceğiz dedi. 2006'dan beri 3,5 sene. 2006'dan beri tartışılan bir yasadır. 3,5 sene değil. Ha, son 2006'dan beri tartışılan bir yasadır ve vatandaşın en çok huzursuz olduğu üçlük kararnameler sistemini ortadan kaldırıp da liyakata göre atanmalar, liyakata göre işe girmeler sağlayacak bir yasa tasarısıdır bu. Ama 40 senede 38 hükümet, 3 senede 3 veya 4 tane komite başkanı. 39 hükümet. 3 senede düşünebilir misiniz? Artık bunları tartışmamız gerekir. Kalkıp da seçim sistemleri değil. Hangi sistemle seçerseniz seçiniz. Eğer bu parlamentoyu üretken hale getirmezseniz, başkanlık sistemiyle mi getirirsiniz? Başka bir sistemle konuşulur. Maalesef bu meclis bu ülkeyi düze çıkaracak yasaları bir takım hesaplarla öteleyecek. Ki yani bu 50 tane milletvekili takoz koyacak diyorsunuz. 50 tane demiyorum. Tamam, ama öyle. Bu 50 taneyi yönlendiren kesimler koyacak. Buna detaylı bir şekilde girelim. Artı son geçen yani sağlık yasasından. Bu söylediklerim tabii bazıları tarafından tepkiyle karşılanacak. Karşılansın. Benim hiç de umurumda değil. Sıkıntı değil. Hiç de umurumda değil. Ama bu parlamento, bu meclis vatandaşa örnek olması gereken bir yerdir. Havada her şeyde öncülük etmesi gereken bir yerdir. Bunu da bileceğiz. Tamam. Vatandaşın temsilcisi olarak giriyorlar zaten oraya.
vatandaşa hizmet için giriliyor oraya. Bunu bir açalım ama kapsamını açalım. Bir reklam arasına girelim kısaca. Birkaç dakika sonra tekrar laf bize geldiğinde, söz bize geldiğinde onu detaylı bir şekilde açalım. Çünkü üzerinde konuşacağımız çok şey var. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasına giriyoruz. Az sonra birlikte olacağız. Sigortacılıkta değişim vakti geldi. Sigortacılıktaki her türlü hizmeti veren North Prime Insurance'ı özel kılan birçok hizmet sizi ayrıcalıklı yapıyor. Kasko poliçelerimizi kullanan herkes doğal afet, hırsızlık ve yangına karşı da sigortalıdır. Kasko sigorta tercihini kullanan her müşterinin aracını gerçek değeri üzerinden sigortalıyoruz. 7/24 hizmet verirken kasko poliçesi olanların poliçelerine ekstra bir yansıma olmadan asist hizmetimiz hemen devreye giriyor. Değişimin ilk sinyali kasko poliçesi olan ve evini de sigortalayan müşterilerimize 3000 TL limitli acil sağlık sigortası hediye. Sigortacılıkta değişim North Prime Insurance'da başlıyor. Hanım Eller Et ve Balık Restoran, muhteşem deniz manzarası eşliğinde balık çeşitleri, kebap çeşitleri, onlarca meze çeşidi, Kıbrıs mutfağının eşsiz lezzetleri, alakart menü, ev yapımı tatlı çeşitlerimiz ve daha fazlasını tatmanız için açık ve kapalı alanlarımızla sizlere güler yüzlü ve profesyonel hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Hanım Eller Et ve Balık Restoran, Lambda Oteller bölgesinde. Rezervasyon için 0533 825 58 98. Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez Unipex Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan Mobilya, Beyaz Eşya ve Dekorasyon Fuarı 17-20 Kasım 2016 tarihleri arasında sektörün önde gelen firmalarını Lefkoşa Fuar Alanı'nda ziyaretçileriyle buluşturuyor. Yapacağınız alışverişlerinizi bir süreliğine bekletmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü bu fuarda indirim şöleni yaşanacak. Bunun yanı sıra binlerce tarz ve modelde ürünü sergilenecek. Bu eşsiz fuarı kaçırmamak, detaylı bilgi almak için telefon numaramız 0548 830 30 00. Unifex Fuarcılık. Right Move'la fırsat şenliği başlıyor. Daire, villa, dükkan, arsa ve daha birçok gayrimenkulü almak, satmak, kiralamak için Right Move yanınızda. Right Move Kıbrıs'ta devrim yapmak adına her hafta her bütçeye uygun gayrimenkulleri sizlere haftanın fırsatı olarak sunuyor. Bu haftanın fırsatları: Gelebağız'da muhteşem deniz, dağ, vadi ve havuz manzaralı site içerisinde havuzlu 1+1 eşyalıklar Right Move güvencesiyle sadece 24.950 sterlin. Ayrıca Right Move fırsatları bu kadarla da sınırlı değil. Girne Çatalköy'de 4 üniversiteye yakın havuzlu site içerisinde 1+1 evler 235 sterlinden başlayan fiyatlarla. Telefon numaramız 0533 838 48 45 ve 0533 870 21 36. Yılların tecrübesiyle yaşam alanınızı modern, kullanışlı ve yenilikçi tente modellerimizle değiştirmeye, sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Karpuz tenteden körüklü tenteye, yarasa gelmeden sabit tenteye, kartal tenteden kış bahçesine, hatta raylı sistem ve sürmeli cam sistemlerine kadar aklınıza ne geliyorsa %100 yerli ve kendi imalatımız olarak
montaj dahil uygun fiyatlarımızla sizleri buluşturuyoruz. Keskin Tente, Organize Sanayi Bölgesi Cezaevi Kavşağı Lefkoşa. Telefon 0533 832 1770 0548 832 1770. Keskin Tente. Tente bizim işimiz. Vazgeçilmez tutkumuz, gözlerimizi alamadığımız bağımlılığımız teknoloji. Peki, teknolojinin bu kadar tutkunuyken gözlerimizi hiç düşünüyor muyuz? Bilgisayarların, telefonların, televizyonların güneş ışınlarının gözlerimiz için zararlı olduğunu ne kadar çabuk unutuyoruz. Ama bunu unutmayan bilim insanları, üstün teknoloji ve uzun uğraşlar sonucunda eşsiz bir cam üretmeyi başardı. Tüm zararlı ışınlardan %100 seviyesinde gözleri koruyabilecek, baş ağrısı, göz yaşarması, katarak gibi rahatsızlıkların önüne geçebilecek Blue Cut gözlük camları insanlığın emrine sunuldu. CE belgeli ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı son teknoloji Blue Cut gözlük camları dünya ile aynı anda Kuzey Kıbrıs'ta sadece Dünya Optik'te. Değerli izleyenler, programımızın ikinci yarısına başlıyoruz. Sevgili Tözün Tunalı ile Doktor Hüseyin Erçal bizimle sağlık konusuna doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Genelde devletin yaşadığı sıkıntılardan biraz bahsettik ama tabii tekrar bir dönüş yapacağız. Ama şu anda özellikle üzerinde durmak istediğimiz bir konu var. Sağlık konusunda bir çalışma yapıldı. Tabipler Birliği yasasında ufak bir değişiklik yapıldı. Büyük de tepki aldı. O konu üzerine biraz gidelim. Evet, sevgili doktorum, Tabipler Birliği yasasında, Tıp Tabipleri Birliği yasasında diyelim, ufak bir değişiklik yapıldı ve yangından mal kaçırır gibi meclisten geçirildi. Ama bu değişikliğin daha sonra bazı doktorlar tarafından öğrenildiğinde tepkiyle karşılandığını gördüm. Haberleri bile olmadı çoğu doktorun, üyelerin. Haberi olanlar da önceden tepki koydular. Neydi oradaki konu? Daimi üyelerin statüsünü sınırlayan bir madde girdi oraya. İşte en az 9 ay Kuzey Kıbrıs'ta ikamet etmek ve KKTC vatandaşı olmak. Onun da hemen altına başka bir madde daha koydular. Kuzey Kıbrıs, yani KKTC'de ikamet etmek ve KKTC vatandaşı olmak. 9 ay sınırını da oradan kaldırdılar. Bu sefer ciddi bir tepki ortaya çıktı. Özellikle yurt dışına gidip gelen Kıbrıslı doktorlar bayağı bir tepki koydu buna. Bizim vatandaşlık haklarımız gasp ediliyor, mesleki haklarımızın ötesinde vatandaşlık haklarımız gasp ediliyor efendim. Bu arada tabii Sağlık Bakanımızın da sürekli vurguladığı bir sorun var. Sen vurgulamasa da ortada duruyor. Ülkede ciddi bir doktor açığı, doktor sıkıntısı var hastanelerde. Doktor olarak nasıl yorumlarsınız böyle bir gelişmeyi? Şimdi tabii doktor olarak, vatandaş olarak, milletvekili olarak nasıl yorumlarım? Tabii ki uzun süredir konuşulan bir konuydu bu ve Tabipler Birliği yönetiminin talep ettiği değişikliklerdi. Hı hı.
bu son döneme nasip oldu geçirilmesi. Aradan geçen süreçte de bir takım değişiklikler olduğu inancındayım ben toplum yapısında. Ama ondan daha önemlisini söylemem gerekirse önümüzde çok ciddi yıllardır tartıştığımız bir sağlık yasası söz konusu. Yani ülke yararına olacak bir takım sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması ve insanlığımızın sağlıkla ilgili şikayetlerini ortadan kaldıracak ciddi bir çalışma vardı. Sonuçlandırılamadı, sonuçlandırılmak istenmedi ama yine... Neden sonuçlandırılmak istenmedi? Biraz, şu anki yapının devamı için. Yani birileri statikoya... Hep konuşuyoruz, tartışıyoruz. İşte sistemsizlik, kurumsallaşamama, sağlık hizmetlerinde bir otomasyon veya kayıt kuyudat sistemi kuramama. Bunları düzenleyecek olan sağlık yasası. 2011 yılında bu geçme aşamasına geldi. Fakat iki maddesi anayasadan döndüğü için durduruldu. Ve o iki maddesi düzeltilip de yürütüleceğine ki yürütülmeye başlansaydı bugün çok daha farklı bir noktada olacaktı sağlık hizmetlerimiz. Ki hemen hemen tümümüz Türkiye ile teması olan Türkiye'den yetişen insanlarız. Türkiye'de sağlık hizmetleri böyle bir süreçten geçerek bugün dünyada belki de ilk 10 içerisindedir. Bizde uygulanamadı. Böyle ciddi yasalar var iken geçirmek söz konusu iken kalktık daha basit belirli bir kesimin sorunlarını ilgilenen yasayı jet hızıyla geçirdik. Sorunlarını mı yoksa beklentilerini mi? Beklentilerini. Bunu geçirirken de tabii bugünün koşullarını dikkate almadık. Hekim ihtiyacımız var. Ülkemizde Kıbrıslıların ülkeye dönmesi için uygulamamız gereken politikalar var. Vatandaşlık hakları, insan hakları. Ve bunun için bir takım gayretler gösterirken, yurt dışındaki gençlerimizin ülkeye dönmesini sağlamak için askerde kolaylık, başka şey kolaylık yaparken, maalesef hekimler içerisinde, yurt dışında yaşayan hekimlerimizin, ki bunların büyük bölümünün Kıbrıs'a ülkesiyle çok yakın bağları var. Senede belki de 15-20 defa ülkesine gidip geliyor. Siyasal yönden her türlü ilgisi var. Bu ülkenin daimi ikametgahını tutuyor, vatandaşıdır. Ve bu ülkede mülk sahibidir. Bir takım yükümlülükleri yerine getiriyor. Biz meslek örgütü olarak kalkıp bu arkadaşların, bu gibi durumda olan vatandaşlarımızın anayasal haklarını da dikkate almadan bir takım şartlarla onların birliğe üyeliğini ve burada çalışmasını sağlayacak koşulları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Nedir bu? Bu ne kadar hakkaniyetli bir yaklaşım? Ben tabii baktığımda anayasaya bir insanın bu ülkedeki haklarını kullanabilmesi için 9 ay devamlı burada bulunması zorunluluğu gibi bir yani nereye sığdıracağım bunu bilemiyorum. Nasıl ifade edeceğim? Bir maddenin konması çok mu gerekliydi, çok mu önemliydi? Nedir bunun hedefi? Deniyor ki hasta hakları. Altındaki daha da vahimdir. O ben maddeden daha da farklı görüyorum. Hasta haklarına da ihlaldir. Tam tersidir. Tam tersidir. Çünkü vatandaşın doktor seçme özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir takım uygulamalardır bunlar. Ama ülkemizde zaten genel inanç, sadece sağlıkta değil, birçok konuda doğru olanı savunmak değil. Ortaya çıkaracağımız bir takım yasal durumlarla vatandaşı mecbur bırakıp bir yerlere gitmesini yönlendirmek söz konusu. Bu inanç var. Bu inanç doğrultusunda yapılan bir yasal düzenlemedir diye düşünüyorum. Ve ülkesini seven, ülkesinde bir takım aktivitelerde bulunmak isteyen insanımızın anayasal haklarını da yani birçok önemli hakkını da ortadan kaldıracak bir yasal değişiklik diye düşünüyorum. Buna mahkemeden dönmeye, hani birinci girişte söyledik, mahkemeden dönmeye bir karar. Bence yani hukukçular tabii kararını verecek, versin. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkatine getirildi zaten bu. Bu vatandaşlık haklarından yerleşim hakkı, iş kurma hakkı, gezi hakkı, bunların hepsine
şey getiren, yani bir takım halel getiren bir uygulama olacak. Bunu anlatamadık. Ben açık söyleyeyim. Maalesef yıllarca meslek örgütünün yönetimlerinde görev yaptım, bulundum. Ta üst kademelere kadar çıktım. Böyle bir uygulamaya bugünün şartlarında gerek olmadığını söylediğim halde, komitede itirazlarımı ortaya koyduğum halde bunu izah edemedim. Maalesef meclisten izah edemediğiniz geçti. İzah ettiğiniz etmesin ya da karşı taraf ne kadar anlamak istediği. Soru oradadır. Mesele o. Mesele odur. Ve sonuçta tabii mağdur olan insanlar adına ben bunu gündeme getirdim, getirmeye çalışacağım. Gördük de yıllardır bu ülkeye gidip gelen, çalışan bir takım önemli konumlarda bulunan meslektaşlarımızın maalesef önünü kestik. Haklarını gasp ettik. Hastaların onlara ulaşmasını engelledik. Bir taraftan da doktor yok, gelin memlekete diyoruz. Tabii ki vatandaş ne yapıyor? Bir şekilde gidip bu arkadaşları eziyet çekerek, para harcayarak başka yerde de bulup hizmet almaya çalışıyor. Biz de iyi bir yasal düzenleme yaptığımızı savunuyoruz. Bu sebepten işte doktor eksiğini karşılayamıyoruz. Veyahut da vatandaşımız olmayan doktorların burada daha kötü koşullarda çalışmasına zemin hazırlıyoruz. Yani amaçları nedir? Yani bu hükümetin bunu yapmaktaki amacı nedir? Ben yani düşünürüm şimdi. Çözemiyorum. Yani özel hastanelere, özel şimdi kliniklere mi yönlendirmedi? İddia yurt dışından geçici üyelikle gelip de, ki geçici üyelik hakkı var, KKTC vatandaşı olmayanların, bu ülkede geldiğinde özel üniversite veya hastanelerde ayrıca meslek icra etmesini engellemek. Ama tabii geçici üye geliyor, öğretim görevlisi gibi gelip de hasta bakabiliyor, ona kimse bir şey söyleyemiyor, söyleyemeyecek de. Veyahut da o geçici üyelikle gelen yabancı yurtlu başka birinin hastanesinde veya kliniğinde çok zor koşullarda çalışabiliyor. Biz de bu yasaya iş ola yurt dışında yaşayan kendi insanımıza senin devamı üyeliğin 9 ay burada kalmadığın için iptal ettim. Sana geçici üyelik veriyorum diyoruz. Ama dönüp ondan sonra da diyoruz ki bir sene, iki sene uzatırım bunu. Tabipler Birliği'nin yetkisindedir. Ve yine devamlı ikamet zorunluluğu getiriyor. Yani hemen altında 9 ay ülkede kalmazsa zaten o geçici üyeliğinin de bir anlamı yok. Ve biz bunu vatandaşlık hakkı olarak lütfedip de sunmaya çalışıyoruz yurt dışındaki değerli insanlarımıza. İşte bir bu bence şeydir, yani insanımızı ülkeden uzaklaştırma yönünde bir... Aynen öyle. Yani şöyle düşünebiliyoruz şimdi. Özel üniversiteler şimdi hastane de açtı. Oralara yönlendirmedir. Açık ve net söylüyoruz yani bunu. Hükümet... Yani devletin sağlık sisteminin yükünü özel hastanelere yönlendirip... Evet, para kazansın diye. Bu da olabilir. Para kazansın diye. Doğru bir yöntem değil ama bu. Hayır, şu şekilde olabilir. Bu dünyanın her yerinde var. Yani medeni ülkelerin tümüne gidip baktığınızda benzer uygulamaları görürsünüz. Eğer bir yerde yük fazla artarsa, sağlık hizmetindeki masrafları artırmayacak şekilde özel sektörle, özel hizmetlerle anlaşmaya gidilir, iş yapılır. Bunun şikayetimiz yoktur. Ama bu şekilde... Bu şekilde yaparlarsa bir sorun yok. Farklı yaparlarsa sorun var. Şu andaki sistemde farklı yapmaya çalışıyor bu arkadaşlar ama. Hükümetin aldığı, şu anki aldığı karar, doktorun dediği gibi... Hükümetin değil, meclisin çıkardığı yasadır bu. Meclisin çıkardığı yasadır bu. Yani hükümeti de suçlamayalım hepten. Evet. Yani burada bir anomali durumun olduğu kadar. Yani siz daha iyi bilirsiniz şimdi, bunun çalışmasını ama... Siz Sağlık Bakanlığı'nda müsteşarlık yaptınız mı? Yok. Ben Tarım Bakanlığı'nda müsteşarlık yaptım. Evet. Yani burada kişilik haklarına, hasta haklarına, ihlalden başka bir şey değil ve savunma da hasta haklarını düşünerek biz bunu yapıyoruz şeklinde bir savunma. Nasıl? Sanki bu değerli insanlarımız bu işi merdiven altında yapıyor da hastayı yüzüstü bırakıp kaçıyor. Ben
Yani oradaki endişe bir tek şu olabilir. Bulustur. Yani, dışarıdan gelen bir doktor burada hastayı örneğin ameliyat eder. Ameliyat sonrasında post-operation dedikleri süreçte 7-8 günlük, 8 gündür kritik bir dönem ameliyattan sonra. Zaten ameliyatını kim takip edecek? Bir sağlık kurumunda yapıyor bu insanlar. Yani apartman katında yapmıyor. Ve özellikle yani hastalığını, hastasını da bir şekilde takip ederek gidiyor. Bugün tüp bebek merkezleri de böyle oluştu bu ülkede. Bir takım klinikler de böyle oluştu. Kaldı ki bu anlayışla gidersek hiçbir doktorumuzun 12 ay ülkeden ayrılmaması yani ve 24 saatte telefonuna cevap vermesi gerekir. Yani özverili çalışması gerekir. Eğer biz bu doktorlar kendi için insanımıza bu ipoteği koyacaksak kölelik olur doktorlar için. Ya bu burada çalışan meslektaşlarımız içine geçerlidir. Kusura bakmasın kimse ama bu memlekette vatandaşa açık olan, mesleğini etik kurallara göre yapan hiçbir insan, emeğini acımayan hiçbir insan aç kalmaz, kalmamıştır. Doğru. Burada da bir gerekçe de işte ben yurt dışındaki insanlarıma ipotek koyacağım, gerekçem de buradaki meslektaşlarımı koruyacağım. Olmaz böyle bir anlayış, kusura bakmasın kimse. Ben anayı kabul edemem bunu. Mecbur kalsın bana gelsin anlayışı her meslekte yanlıştır. Ülkeye hizmet, ülkenin gelişmesine katkı, daha ya iyi yaşam koşullarını oluşturmak için de çok ciddi bir engeldir. Aynen. Şimdi genel reklam arasına doğru yaklaşıyoruz da bir iki kelime sarf edelim, hazırlık yapalım, ondan sonrasında devam edelim. Reklama girdikten sonra arkasına getiririz. Önümüzdeki aylar içinde, birkaç ay içinde bir erken genel seçim bekler misiniz? Bir iki ay içinde? Yok. 2017'nin, 2017'nin Şubat, başlarında Mart, Nisan olabilir miyim? Şimdi ilginç bir durum var ortada. 23 kişilik bir hükümet, iki parti, azınlık hükümeti diyeceğim artık, dışarıdan destek alarak işi götürüyor. Ama çok ilginç bir durum. Şimdiye kadar hiç görülmediği kadar hızla müdür müsteşar atamaları falan yapılıyor. Hani o ne yasası diye siz daha iyi bilirsiniz. İyiler yasasından. İyiler yasası değil. Kamu yönetimini ilgilendiren yasa neydi? Ya, kamu görevlileri değişiklik yasa tasarısı. Anladım, koyduğumuz işte. Yani kamu çalışanlarının anayasası. Onu daha açık söyleyeyim. Yıllar yıldır sürüncemede kalan bir yasadır bu. Bir türlü sonuçlandırılıp da meclisten geçirilmeli, bir türlü gündeme getirilmeli. Siyasi partilerde, gelen giden bütün siyasi partilerde bu açığı kendi yandaşlarına rant sağlamak için sürekli olarak devlet kapılarına kullandı, kullanmaya da devam ediyor. Son zamanlarda yapılan şeye baktığımızda atamalara hızlı bir şekilde yine devam ettiriliyor. Şimdi tabii burada ben personel alma artı müdür müsteşar atamaları, üçlü kararnameler hikayesi. Burada bir ben araya gidip nokta koymak istiyorum. Yani biz kendi partilerimiz açısından da çok ciddi baskılara son dönemde doğrudur CTP biraz azalttı. Özellikle seçimden sonra kurduğumuz Cumhuriyetçi Türk Partisi Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Ulusal Birlik Partisi hükümetlerinde minimize ettik mecbur kalmakta. Özellikle yasa geçecek düşüncesiyle CTP, UBP döneminde hiçbir üst düzey kadar atama yapılmadı. Ve bu hükümetler kurulurken biz kamu görevlileri değişiklik yasa tasarısı eskiler atandı, göreve çağrıldı ve 150 küsur olan müşavir sayısı 100'ün altına inmişti. Ve son hükümet protokolünde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti hükümeti ve artı destekçileri hükümeti döneminde programda üst kademe atamaları daraltılacak diye bir ifade vardı. İnşallah daraltılır düşüncesiyle inanmadığımız halde. Ben defa defa çıktım. Sayın Başbakan'ın önünde de, Sayın Başbakan Yardımcısı Maliye Bakan'ın önünde de bunu söyledim. Ben bunu gündeme getireceğim. Bu toplumun çok ciddi bir yarasıdır bu. Haberiniz olsun. Ama biz mecbur kaldıysak bir miktar atayacağız. Çünkü atamazsak iş yaptıramayız. Bir de baktık ki bir fırtına esti. Bütün yandaşlarını hepsini de suçlamak istemiyorum ama
özellikle katılaşma hareketinde isabetli atamalarının dışında çok büyük sayıda yandaşlarını üçlü kararnamelerle üst kademe yönetimine atadılar. Ben soru önergesi verdim. Süresi geçti.